Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Günler haftaları kovaladı ve bir ay doldu. Biz şu anda canımız ülkemizdeyiz ve geri döndük. Evet, geri döndük. Her şeyi çok özlemişiz. Denizi çok özledik. Zaten hemen karşımızda. Karavanı çok özledik. Karavanla geldik. Kamp yapmayı çok özledik. Muhtemelen haftaya çıkacağız. İnşallah. Sizleri çok özledik ama neyse ki hep beraberiz. Böyle acaba şu anda geldik ve konumuz ne? Sen bahset. Konumuz şu. Önce şunu söyleyelim. Biz bu videoyu bizim Bali tatilimizdeyken bize çokça gelen... Evet. Ne kadar? Fiyatlar nedir? Kaç para harcıyorsunuz? Ve özellikle en can alıcı soru, uçak biletlerini kaça aldınız? Zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Pardon. Uçağa adımımızı attık. 1000 tane yorum geldi. Ve mesaj Instagram'dan. Ne? Uçak biletini kaça aldınız? Evet. Oraya gidersek konu... eğer yanımıza kaç para almamız lazım? O kadar çok soruldu ki ve ben ilk günden beri dedim ki tamam biz bu videoyu yapacağız. Bir ay mı kalırız, iki ay mı kalırız, ne kadar kalırız bilmiyoruz ama hep o kaldığımız yok. Süre zarfında size ne kadar harcadığımızı söyleyeceğimiz bir videomuz olacak. Bunun bir de artısı olacak. Video sonunda ne kadar kazandığımızı da söyleyeceğiz sizlere. Biliyorsunuz ki biz evet. Çok şeffaf bir kanalız arkadaşlar. Yani sizin sayenizde zaten biz bu gezileri yapıyoruz. Evet. Yani sizin bizi YouTube'da izlemeleriniz sayesinde çok teşekkür ediyoruz. Çok tekrardan teşekkür yani bizim hayatımıza yeni bir böyle alan açtınız. Yeni evet. Bir bize böyle şey yarattınız, ortam yarattınız. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz size. Ne desek azdır yani. Evet, evet. Hani bu biraz yağlamaya giriyor ama... Bunu... Yo, bence hissediyorlar. Biz de sevildiğimizi hissediyoruz sizler tarafından. Siz de eminim ki bunu hissediyorsunuz. Var olun. Biz bütün giderlerimizi her gün en ince ayrıntısına kadar her şeyi iğneden ipliğe yazarak size Bali'de gün gün toplamda 30 günde her şey dahil kaç para harcadığımızın videosunu hazırladık. Bunu 5 ana bölüme böldük. Yaptığımız harcamaları, gün gün yaptığımız bu harcamaları ve bunları da ulaşım, konaklama, yeme içme, aktiviteler ve alışveriş olarak ayırdık. Evet. Şimdi ilk olarak ulaşım konusunda değineceğiz. Değinmeden önce ben sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Harcamaları gitmeden önce bu kadar olacağını düşünüyor muydun? Daha az, daha çok ne düşünüyordun? Sana bir şey söyleyeyim. Biz buradan gitmeden ben sana bir total söylemiştim. Hatırlıyor evet. musun? Hatırlıyorsun değil mi onu? Evet. Çıkanına çok yakın. Çok yakın. Yani 5-6 bin lira fark var benim tahmin ettiğimle ama... Bizim YouTube'dan bunu geri ne kadarını kazanırız diye hesapladığımızda düşündüğümden daha fazlasını kazandık YouTube'dan. Hı, o da evet yine sizler sayesinde teşekkür ediyoruz. Evet ana bölümlerimiz bunlar. Ulaşım, konaklama, yeme içme, aktivite, alışveriş. Evet ulaşımdan başlayalım. Kim anlatsın? Yazıyor bütün bilgiler. Hatırlatırız da birbirimize. Şimdi bu Cihan'ın yazısını okuyabilen bir Allah'ın kulu varsa eğer. Mümkün. Farsçadan kırma, Osmanlıca'dan gelme Türkçe. Yani okunmaz. Ben başlayayım o zaman. Başlayalım. Sen aralara girersin. Lütfen. Şimdi ulaşımda uçak konusu bizim en çok dikkatimizi çeken konu oldu. Niye? Çünkü oraya gitmek isteyip araştırma yapıp gerçekten fiyatların uygun olduğunu öğrenen arkadaşlar ama diyorlardı hep uçak evet. biletleri çok pahalı. Hatta şu fiyatları direkt yazanlar var orada 80 lira, işte 80 bin lira, evet, 100 bin lira, 160 bin lira falan böyle saçma sapan rakamlar yazılıyordu. Nasıl oraları nereden ulaşıldı oralara bilmiyorum ama biz size söyleyelim doğrusunu biz oraya iki kişi uçak biletini 19 bin liraya aldık gidişi. Evet. Arasıydı. Yok yok bir şey yok. Bu arada ucuza uçak bileti biz nasıl alıyoruz onu da söyleyelim ki bence uygun fiyata alıyoruz ama birazcık hani zamanınızdan yiyor yani. Hani biz en azından öyle yapıyoruz. Şöyle ki biz İstanbul'dan hatta belki Fethiye'den direkt Bali'ye uçuyor olsak belki evet 100 bin liralık uçak biletine para vermiş olacağız. Ama biz birazcık işte diyoruz ki hani normal saati 12 saat sürüyorsa biz 20 saatte gidelim ama 19 bin liraya gidelim. Uçak biletlerini bu şekilde ayarlıyoruz. Evet. İkincisi de şu. Aktarmalı uçuyoruz yani biz. Aktarmalı uçuyoruz. Yani o evet. hani 100 bin, 150, 200 bin lira diyen arkadaşlar onlar direkt uçuşlara direkt. Baktıkları için büyük ihtimal öyle fiyatlarla karşılaşmışlardır. Tabii bir de uçaktan uçağa da değişiyor. Tabii firmadan firmaya da çok fark var. Biz eğer gidiş dönüş alsaydık biletleri normalde ikimiz oraya 19 bin liraya aldığımız o biletleri evet. 15 bin liraya almış olup dönüş biletlerini de 15 bin liraya almış olup 30 bin liraya git gel almış olacaktık. Ama şöyle bir şey de var biz biletleri Jakarta'ya aldık. Evet. Bali biletleri 2000-2500 lira daha pahalıydı. Biz Jakarta'yı da gezelim derken Jakarta'dan bir daha Bali'ye geçmek için ayrıca uçak parası verdik. Onu evet. da dipnot olarak söyleyelim. Biz ucuza uçak biletini nasıl buluyoruz ondan da bahsedelim birazcık. Şimdi biz bir sayfayı açıyoruz. Zaten böyle yurt dışına uçak bileti deyince belli bir sayfa bir tane çıkıyor. Var yani. Hani şurada reklam olmasın diye söylemek istemiyoruz ama eğer bulamazsanız bize söyleyelim Instagram'dan ya. Yazın. Her şey hazırlandı. Okey'den çıkma çıktı çıkacak.com. Gidiyoruz. Kişi başı. Neden bu? Standart premium ürün satın alma. Yok bir şey istemiyoruz. İstemiyorum diyebiliyorum. Acı acı da reçete var mı? İstemiyorum diyeceksin. İstemiyorum.
Ne reklam olacak ki? Zaten bilmiyorum. Söyleyelim ki Skyscanner diye bir site var. Biz oradan hep ucuz biletleri oradan bulabilirsiniz. Skyscanner girdiğinizde en ucuz uçuş biletleri yurt dışı hatta yurt içi uçuşları da gösteriyorlar. Çok uygun yani. Biz daha ucuz gösterimini bulamadık. Evet, şöyle bir avantajı var. Oraya girdiğinizde belli bir tarih girmiyorsunuz. Tamam, biz en azından öyle yapıyoruz. Diyoruz ki Şubat ayı içerisindeki bize biletleri göster. O Şubat ayı içerisinde mesela ayın 1'inde bir bilet 10 bin lirayken ayın 10'unda o bilet 50 bin lira olabiliyor. Aynen. Oradaki en ucuz bileti bulup ona göre ayarlıyoruz. Bizim buradaki avantajımız zamanımızın olması. Yani kışın bir zamanımız olduğu için Şubat, Mart, Ocak ayları içerisinde hangi Muson tarihler uygunsa, yani onların Muson döneminde diyorsun değil mi? Doğru. Hangi tarihler uygunsa en uygun bileti o şekilde bulabiliyorsunuz. Mesela biletleri ben bu videonun çalışmasını yaparken baktığımda Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz falan orada yükseliyor. Bayağı bir zıplıyor fiyatlar. Ama bizim gittiğimiz o Şubat, Mart, İşte Kasım, Ekim o dönemlerde daha uygun. Biz gidiş biletlerimizi 19 bin liraya sonuçta aldık ve dönüş biletimizi de o dönüş zamanlarında çok yorgun olduğumuz için artık aktarmalı uçuşu tercih etmedik ve bir an önce vatanımıza dönelim. O özlemin de tabii verdiği bir gazla paraya kıydık orada ve toplam 24 bin lira Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşuyla Jakarta'dan İstanbul'a. O uçuş da 12 saat sürdü. 2 kişi 24. 2 kişi 24 liraya geldik. Bunun dışındaki ulaşım harcamalarımız da şöyle oldu. İşte hemen onu söyleyelim. 6 bin lira indiğimiz Jakarta'dan Bali'ye uçmak için 3 bin lira verdik ve geri uçmak için yine 3 bin verdik. 6 bin lira toplam ikimizin git gel bedeli. Ve son olarak ulaşımla ilgili olarak şunu söyleyelim. Biz oraya vardığımızda orada genelde işte Grab diye bir uygulama var. Onu kullandık. Hı hı. Telefonunuza indirdiğiniz programla taksi hizmeti alıyorsunuz. Onun dışında tuktuklara bindik şehir içinde. Toplu taşıma, hani toplu taşıma orada yok gibi bir şey. Evet, yok. Zaten o kadar trafik var ki toplu taşımayla bir yerden bir yere gideceğinize yürüyünüz daha iyi yani. Yani o toplu taşımayı kafanızdan çıkartın. Yok. Hani şöyle bir 2 kilometrelik uzunlamasına bir yola baktığınızda o koca trafiğin içinde maksimum 1 ya da 2 tane otobüs görebilirdiniz. Evet. Zaten biz de hiç denemedik o yüzden. Bir kez bekledik, gelmedi. Kullanmadık. Onun dışında kullandığımız ulaşım giderlerimiz 6 bin lira tutmuş arkadaşlar. Bu da nedir? İşte o Grab'den araba kiralı, araba çağırma taksi, Grab'den motosiklet çağırma, tuk tuklar ve motor kiralama. Ve motor kiralama bedelleri olarak 6 bin lira tutmuş. Bizim oradaki toplam ulaşım giderimiz de hemen tek tek tekrar söyleyerekten 6 bin lira oradaki harcamalar, 19 bin lira buradan oraya gidiş uçak biletlerimiz, 24 bin lira oradan buraya geliş uçak biletlerimiz ve 6 bin lira Jakarta'dan Bali'ye, Bali'den Jakarta'ya yaptığımız uçak bileti harcamalarımız toteli 55 bin lira tutmuş. Evet. Çokmuş. Çok. Yani buradaki en büyük kalem bu. Evet. Zaten her yerde biliyorsunuz artık dünyada ulaşım çok pahalı. Şuradan şuraya bir küçücük evrak yolluyorsun. Adam 200 liraya gönderiyor yani. Evet. Kargocu olmak varmış zamanında işte bizi. Bir şeyimiz yoktu ki yönlendirsin bizi kargocu ol falan diye. Öyle ulaşım çok pahalı. 55 bin lira ulaşıma gitmiş. Ve bundan sonraki bölümümüze geçiyoruz hemen şimdi bakıyoruz. Geçmeden önce küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Biz motor kullandığımız için motor kiraladık. Günlükte 160-200 lira arasında değişiyor bu. Biz bununla ilgili bir Reels yapmıştık. Nerede buldunuz o fiyatlara diyen insanlar oldu. 250 liraya biz motor kiralamadık. Kiralama. O yüzden indirim yapın, pazarlık yapın mutlaka. 200 liradan fazla para vermeyin kesinlikle. Ulaşıma. Kesinlikle. 100 bin rupiydi. O seneye de 100 bin rupi olacak. Orada çünkü enflasyon diye bir şey yokmuş. Yani 200 lira max. Evet. Konaklamaya geçiyoruz. Geçelim konaklamaya. Abi şimdi konaklamaya bakıyorum burada. İnanılmaz yani ulaşımın yanından bile geçemiyor bu masraf. Neyse. Komik kısım ne biliyor musunuz? Konaklamayla yeme içme neredeyse aynı. Evet biz fazla yeme içmeye biraz fazla para vermişiz yani. Orada birazcık ifşalanacaksın. İfşalandım. Biraz ifşalandım. Yine bugün ifşalandım. Döndüm etme. Konaklama. Evet bu konuyu nasıl anlatalım aşkım? Nasıl anlatalım? Sen anlat. Nasıl anlatacağım? Ha buradan başla işte. Ben senin yazını bir okusam yazım, neler anlatacağım? O yazıyı okursan zaten her şeyi yaparsın bu hayatta. Ogeda. Ogeda Survivor'dan. Telefonumuza iki tane uygulama indirdik. Bunlardan bir tanesi Ogeda. Ogeda mıydı? Neydi? İyice gitti. Ogeda'yı vurduk onu. Agoda. Ben bir daha toparlanamayacağım. Ben mi? Her akşam Survivor'ı açıyorum. Geldiğimizde ya ben... Allah gerçekten bıktım ya. Ben seviyorum artık. Ses olsun diyor bir de. Özlemişim ya Türkiye'den sesleri. Bir de her seferinde neyse ama ya. Ama bak Survivor şey gibi değil mi zaten? Bütün Türk televizyonunun özetini izliyorsun orada açıp. Hani diziler, filmler, o bir sürü alttan işler görmeler, bilmem neler, rekabet. Hepsini ya. Bir yerde izleyebiliyorsun Agoda, ya. Agoda. Bir daha baştan tamam. Alıyorum. Telefonumuza iki tane uygulama indirdik. Bunlardan bir tanesi Agoda, bir tanesi de Booking. Ve bunların içerisine sanal kredi kartı
oluşturup onun bilgisini koydum. Al da kendin anlat. Yapmadığım işi anlatamam. Sadece kendi okuyabildiğim Sümer alfabesinden kırma yazımı şu anda ben okumak zorundayım. O yüzden Ebru aralara girip artık ekleme yapacak. Şimdi biz oradayken Agoda ve Booking'i kullandık. Evet. İki tane böyle işte acenta, online otel book şey yapma, otel rezervasyon yapma acentası kullandık. Zaten bunları genelde sen yaptın. Ben yapmadım yani, hiç. Genelde evet Ebru daha çok. Sen ne yaptın ya bu tatilde? Ben tatil yaptım valla. Ya ben tatil yapmaya gitmeyecektim. Nasıl oldu bu iş? Bilmiyorum. Yazdım bunları hepsini yazıyorum. Gerçekler böyle dökülüyor gün yüzüne. Neyse Agoda ve Booking'de biz oradaki bütün rezervasyonlarımızı gerçekleştirdik. Kendi bankalarımızdan birer sanal kredi kartı oluşturduk. Kredi kartı bilgilerimizi vermemek adına her gittiğimiz otelde ödemeleri direkt buradan o şekilde yaptık. Şunu da söyleyelim, eğer gidip de orada hani bakayım seçeyim bir otele kapıdan hemen gidip tutayım derseniz o şekilde bu Agoda ve Booking'den aldığınız fiyatları çok üstünde fiyatlar veriyorlar. Evet. Örnek olarak şöyle söyleyeyim, 1000 liralık bir oteli 1500 liraya size satmaya bayağı çalışıyorlar. Bayağı da üstündeymiş. Çok üstünde aşkım. Üstünde. Değil mi? Çok üstünde deyince sanki 10 bin lira söylüyormuş. Ya Türkiye gibi düşünme sen. 1000-1500 lira arasında çok büyük fark var. Evet var, orada var. Yani. O yüzden bu şekilde acente programlarıyla orada otel tutmanızı tavsiye ederiz sizlere. Evet. Onun dışında ne yapmışız? Bizim orada bulabildiğimiz ve kullandığımız minimum konaklama 400-500 liradan başlamış. Evet, kapsül otelini saymazsak. Kapsül otel. Orada bir rekorumuz var. Aynen, biraz daha ucuz. 400-500 liraya guest house denen, böyle hani önünde avlusu gibi olan, etrafında odalar birikmiş, genelde havuzları çalışmayan, ortadaki havuz olur o çalışmaz. Böyle uygun, kahvaltısız, sadece geceyi geçirmelik, daha çok böyle işte sörfçilerin, hippilerin falan kullandığı tarzda yerler oluyor onlar. Oranın sahipleri aslında bir odada kalıyor, geri kalan odalarını da kiralıyor gibi bir şey. Zaten sahipleri böyle yalın ayak falan dolaşıyor sürekli. Tabii. Etrafta. Hani birinin evine misafirliğe gitmişsiniz gibi aynen, bir ortam. Aynen o şekilde. Çok rahat bir ortam. Böyle hani gerçekten kültürü orada hissedebileceğiniz evet. bir ortam orası bu arada. 400-500 liradan başlıyor bu guest house'lar. Ve biz kendi kullandığımız konaklamaları tabii ki size anlatabiliriz. Bizim gibi bütçeli gitmek isteyenlere burada bir referans sağlayabiliriz. Bizim kaldığımız oteller 1000 lira ve 2500 lira arasındaydı geceliği. Ve şunu fark ettik. 1000-1200 liraya kaldığımız otelle 2500 liraya kaldığımız otelin arasındaki fark kahvaltının kalitesi. Evet, kesinlikle. Büyüklüğü ve havuz alanının da nasıl daha derli toplu oluşu. Başka hiçbir fark yok. Yok, oda standartları tamamen aynı diyebiliriz. 1000 liraya kaldığınız otelle 2500 liraya kaldığınız otel tek fark kahvaltısı ve havuz alanı ve havuzunun işte genişliği, bakımı, güzelliği diyebiliriz. Evet, zaten küçük bir alan olduğu için de hani bir tarafı denize bakıyor, işte bir taraf bilmem ne. O yüzden arada bir fark var gibi bir şey de yok. Her taraf yeşile açılıyor zaten yani. Yani kesinlikle. Hepsinin havuzu çok güzel yerlere bakıyor. Yani. O yüzden hani o kadar yüksek fiyatlara bir yerde kalmaya gerek var mı? Kalmadık zaten. Kalmadık. Kalmadık ama tabii siz olur da gitmek isterseniz çok yani limitsiz bu. 50 bin liralık evet, yerler tabii. de var. 100 bin liralık yerler de var. İki kişi konaklayabileceğiniz. Gerek var mı? Onu bilmiyorum artık. Para var mı? Varsa gidersiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun dışında ne diyebiliriz konaklama ilgili? Konaklama personeli, otellerde hizmet veren personeller genellikle yani %90 diyebilirim şeyler. Çok iyiler. Nazikler. Hani bu işi severek yapıyorlar. Bunu hissettiriyorlar size. Orayla ilgili tek söyleyebileceğim dezavantaj şu. Giriş saatleri 2 odalara. Çıkış saatleri 11 ve 12. Eğer odanız boşsa bile sizi 2'den 1 dakika önce almıyorlar odaya. Almıyorlar. Öyle de katılar yani. İşlerini severken böyle de katı davranıyorlar artık nereden emir aldılarsa. Ama odaya giriyorsunuz mesela odanın kliması çalışıyor sizin için. Tabii. Siz varmadan. Siz gelmeden önce buz gibi oluyor yani oda. Evet, onları ayarlıyorlar. Şöyle bir şey var ama galiba dezavantaj. Şu anda sen konuşurken fark ettim. Eğer böyle bir uygulamadan alırsanız odanızı size önce bir kötü bir odaya bir sokmaya çalışıyorlar. Tabii. Ya camsız oluyor ya işte biraz havasız oluyor. Bir yerleri dökülmüş oluyor. Evet. Biz tabii böyle durumlarda hani bizim odamız şu şekildeydi. Çünkü altta açıklamalarda yazıyor işte odanızda. Sigara içilebilen ya da içilemeyen. Evet. Camlı veya camsız. Penceresi balkonlu, açılır balkon. Ona dikkat edin. Dediğin gibi eğer internetten ucuza bulduysanız size bir önce orada bir kitlemeye çalışıyorlar kötü odaları. Bizim başımıza geldi birkaç evet. defa. Hırgür çıkardık. Hırgür de dediğimiz biz bu odayı istemiyoruz yani, dedik yani. Ağladık biraz hırgür dedik. Ondan sonra kabul ettiler. Bunu kaçırmayın. Hakkınızı arayın yani gittiğiniz yerlerde. Bizim toplam konaklamamızı şimdi söyleyelim size. Kaç bir ay tutmuş? Boyunca. Bak ulaşım 55 bindi. Konaklama 26 bin lira tutmuş arkadaşlar. Evet.
26 bin lira bence de bayağı iyi. Yani ortalaması 1000 liraya bile gelmiyor bir ayda düşündüğünde. Ki şöyle, biz eğer çok öyle gezi gezi diye tutturmasaydık eğer, sabit bir yerde ev tutmuş olsaydık bunun yarı fiyatına tabii, da gelirdi. Yani hani bir yeri bir aylık tutmuş olsaydık gelirdi ama biz hiç yerimizde durmadık. En fazla bir otelde iki gün kaldık. Aynen. Yani 15 tane otel değiştirdik. Hemen size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ilk gün gitmişiz buradan 3-4 İlk 3-4 günü söyleyeyim size, aklınıza bir şey belirsin. Hı hı. İlk gün gitmişiz Jakarta'da, hemen Jakarta merkezde böyle camilerin, işte şeylerin, anıtların olduğu bir otelde. Otel Verse Luxe'de diye bir yerde kalmışız. 1093 lira. İkinci gün Otel Menara Penilusa demişiz, 950 lira. Üçüncü gün otel demişiz, otelde yemek yemişiz 400 lira. Onu söyleyeyim, büyük geçirdiler bize. Neyse, konaklama konusu böyle. Bundan sonra yeme içmeye geçiyoruz yavaş yavaş. Geçelim. Yeme içmeye mutlaka bir geçelim. Çünkü yeme içmede bence şu an çıkacak fiyatın muhtemelen yarı fiyatına çıkacaktık. Ama ben yedim ya. Yani niye yedim? Yakıyordum. Çok komiktim. Şimdi bak insanlar... O kadar yiyip nasıl böyle zayıfladın? Aynen. Çok ilginç. Kutla beni, ya. Öp alnımdan öp. Alnımdan. Şimdi nerede durup çeviriyor? Bak insanlar, bizi izleyenler ne dediler? Cihan dehşet kilo vermiş dediler. Evet, çok zayıfladık. Yedim, yaktım. İkimiz de çok zayıfladık. Ama neden biliyor musunuz? Pizzalar 100 liraydı. Ekmek yok. Aynen, ekmek yok. Ekmek kadar bence kilo yapan bir şey daha yok yani. Akşam yemek, hani bak nasıl bizi... İşte yurdumun insanı böyle yemek konusu bir yere... bir aş etrafında toplandık şu anda. Evet, yemek konusunu sen anlat aşkım. Anlatmak isterim. Bir önce bakayım ne yazıyor. Yazımı okuyabilirsen. Nerede ben yemek? Sana yardımcı olacağım. Alışveriş, aktiviteler, konaklama. Yemek yok. Yemeğe yemişim ben hepsini. Yemekte ne konuşacağımızı çalışmamışız. Sadece ben şunu söylemek istiyorum ki Cihan'cığım her gün iki kişilik yedi. Allah bereket versin. Yani tek çalışmamız bu. Benim özetimiz bu yani. Orada yedim. Ya evet. Şöyle ne diyebiliriz yemekle ilgili? Şimdi biz buradan oraya giderken benim kafamda özellikle Ebru'nun istediği yemekleri bulamaması sonucunda geçireceği transformasyon sonucunda beni orada öldürür mü düşünceleri bekmiştim. Ama hiç öyle bir şey olmasın aklınızda. Hani bir Asya ülkesine gidiyorum, mutfağa ne olur, sincap mı yiyorlar, fare mi yiyorlar falan gibi şeyler belirmesin. Hiç. En azından Endonezya, Bali taraflarında gittiğinizde her ülkenin mutfaklarından orada hizmet veren restoranlar bulabiliyorsunuz. Ve çok da güzel, çok da lezzetli, çok da ucuz. Biz kahvaltıyı zaten genelde otelde yaptık. Yani belki birkaç gün yapmamışızdır. Hmm. Geri kalan kısmı hep otelde yaptık. O yüzden diğer öğünü, akşam yemeğini yedik. Akşam yemeğinde de şimdi sabah kahvaltı yapıp çok acıktığımız için akşama mesela diyelim bir tabak Cihan bir şey söyledi, bir tabak ben bir şey söyledim, bir tane de mutlaka ortaya söylemiyor. Hani her gelen dediğini... bak garsonlar şöyle yapıyor her gelen, bu kime? Thank you very much. Biraz fazla söyledik ya. Ucuz bir yer bulmayalım. Direkt yanlış sipariş veriyoruz, fazla söylüyoruz. Ama niye? Bak bunu söyleyeyim size. Biz oraya vardık, Endonezya'ya ilk iki gün, tamam mı? Jakarta'daydık. Jakarta buranın başkenti. Hani tatille, turistle alakası olan bir şehir değil. Değil. Biz gittiğimiz yerlerde makarna yemeği denedik. Bana söylediğim iki yerde de makarnayı böyle kuş kabında getirdiler. Azıcık bir şey. Evet. Orada benim kimyam bozuldu. Bozuldu, korktu. Orada bir korktu. Ondan sonra gittiğim her restoranda garanti almak için makarnanın yanında bir de bir tane pizza söylüyordum. Bir tane de yemek mi? Öyle bir şey oluştu. Ama neticede aç kalmadık. Siz de aç kalmazsınız. Evet. Yemek fiyatları da bölgeden bölgeye çok değişmiyor. Bunu diyebiliriz. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Bir pizza, 100 liraya da bir pizza var. Var. Bir başka yerde 180-200 liraya da bulabilirsiniz başka bir bölgede. Ama ortalama... Hani bizim maksimum verdiğimiz para 600 liradır iki kişi. O da dediğim gibi biz 3 kişilik yemek söylüyoruz. Evet, maalesef. Genel olarak 400-500 liraya biz günlük yemeğimizi yedik. Evet. Böyle özel dansları olan özel geceler vardı. Hani bir tık oralarda evet. Bir tık oralarda fazla para vermişiz. Fazla para vermişiz dedin. Zaten bir kere yedik öyle bir yerde. Yedik. 1000 lira tuttu orada hesap. Ama ekstra dans izledik. Dans izledik. Dansı bedavaya getirdik orada. Yan masada oturduk falan filan. Yani yeme içme konusunda bir şüpheniz olmasın. 300-400 liraya iki kişi çok rahat doyabilirsiniz. Kesinlikle. Biz 3 kişi olduğumuz için evet. Bizimki 500'den aşağı tutmadı. Ve toplam yemek giderimizi de hemen söyleyelim size. 16 bin lira tutmuş. 16 bin lira. Şunu söyleyelim. Bizdeki bu fast food zincir restoranlar var ya işte burger satanlar, ne bileyim kahve satanlar, pizza satanlar. Ha, söyle. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde sadece yemek değil bu arada. Kahvesi var, tabii. Çayı var, sular, içecekleri, bunlar. Sular. İçinde ne ararsanız yani yiyecek, içecek her şey dahil 16 bin lira. Evet. Bu zincir restoranların hepsi bizim buradaki restoranlardan
%30 kadar falan daha uygun fiyatlı. Onu da bir bilgi olarak burada verelim sizlere. Hı hı. Yeme içme konusunda başka da söyleyebileceğimiz bir şey yok. Kafanız rahat olsun. İstediğiniz yemeği bulabilirsiniz. Uygun fiyatı da bulabilirsiniz. Başka ne var? Yeme içmeden de geçtik şimdi. Başka ne var ben sana söyleyeyim mi Cihan? Söyle. Abone olmayan birileri var burada. Evet, bu şimdi bu çalışmalar, bak şu gördüğünüz defter, kitaplar, bak Kırtasiye'den buradan giderken alınmış. Yarısı bizim, yarısı sizin için alınmış bir defter bu. Size bu bilgileri aktarmak bu defter sayesinde oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Lütfen. Kanalımıza abone oluyoruz. Abone oluyoruz arkadaşlar. Birer yolcu oluyoruz. Yolcu oluyoruz. Yolculuklara katılıyoruz ve buradan olabildiğince bizim kazandığımız deneyimlerden siz de deneyim kazanıyorsunuz inşallah. Teşekkür ederiz. Umut ediyoruz. Tabii videoyu beğenmeyi de unutmuyoruz. O bizi çok motive ediyor çünkü. Eyvallah. Çok şimdi, teşekkürler. Şimdi aktivitelere geçelim. Geçelim. Aktiviteler. Hemen şöyle bir çevirelim sayfayı. Zaten bütün aktiviteleri sen yaptın, sen anlat. Tamam, her şeyi ben anlatıyorum zaten. Ben bir tane kıyafet giydim aktivite olarak. O kıyafeti giydim zaten, ay herkes çok beğendi. Çok teşekkür ederim. Hele Instagram'da, o bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ben çok utanmıştım onu paylaşırken ama o kadar güzel yorumlar geldi ki utangaçlığım bir anına gidiverdi. Biz ona 700 lira para verdik aktivite dediğimiz zaman. Benim aklıma o geliyor. Evet. Cihan bir tane böyle bir altından işte hortumlarla falan uçtu. Ona ne kadar verdik? 1400 lira vermişiz. Ona da 2000 lira demişler, 1400 liraya düşürmüşüz. Evet. Orada surf yapmak isteyenler olursa, ki boşuna denemeyin, paranıza yazık. Hayır canım, deneyin mutlaka. Deneyin, yapamayacaksın sen. Surf tahtasının saatini 100 TL'ye kiralıyorlar. Gittiğimiz birkaç bölgesi vardı. 2 saatini. Pardon, 2 saati 100 TL. Ve yine surf kursu almak isterseniz o da kişi başı 250-300 TL'ydi. Biz almadık. Sadece bir kez surf tahtası kiraladık. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Tın tın geri döndük ormanlara. Onun dışında nereye para vermiş? Otoparklar. Mesela plajlara gittiğinizde plajlar ücretsiz oluyor genelde Bali içerisinde. Hı hı. Ancak otoparklara 10 TL ücret alıyorlarmış. Motorla evet. Gittik işte 10 TL aldılar. Geri kalan birçok aktiviteyi de bu arada bize Onak Travel ayarladı sağ olsunlar. Hani biz oradan oraya kendileri de götürdüler. Kolayca da gezdik böyle 1-2 günler içerisinde. Gezilecek bütün her yeri bitirmiştik. Onlara evet. Da ücret ödemedik. Onlar ayarladılar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu aktivitelerin toplamına biz 2250 lira vermişiz. Evet. Ama dediğimiz gibi bizim o birçok diğer aktivitemizi, hı hı, nedir bu ATV turu, yanardağ turu, maymun ormanı, tapınak gezileri, su altı yürüyüşümüz Onak Travel ayarladı. Teşekkür ediyoruz. 2250 lira aktiviteler tutmuş. Evet. Evet, sıra geldi son bölüme mi? Ne? Alışverişler. Alışveriş. Alışveriş. Yanarım da alışverişe. Suratın yine yanarım. Ben şimdi ilk gün, biz şimdi sırt çantalarımızla gezdiğimiz için hep son güne bıraktık alışverişi. Orada o kadar güzel, o kadar şık şeyler vardı ki, yani tam benim tarzım. Hani yazın böyle giyip efil efil giymelik şeyler var. Göster vardı. Altındaki oradan değil mi? Yok, değil. Ha, pardon. Ama benzer işte. Kumaşı böyle keten, takım böyle. O kadar şık böyle elbiseler falan. Türkiye'de yok ama hani yani. Öyle elbiseler yok. Olsa bile inanılmaz fiyatlar. Orada ucuza satılıyor. Aynen. Ama biz sırt çantalarımıza gezdiğimiz için hep dedik ki son haftaya bırakalım. Son hafta oldu, son güne bırakalım. Derken ben hiçbir şey alamadım. Aldın ya. Hiçbir şey alamadım. Aşkım, bir tane takımım ya. Var. O da zaten ATV turunda çamur oldu. Çıkmıyor çamur. Tam gitmek için sebebin olsun işte. Daha görmediğimiz o kadar çok şey var, evet, ki orada. Yine giderim. Size bir şey söyleyeyim mi? Alışveriş şimdi şey söyleyeyim önce. Alışverişlerimiz toplam 6200 lira tutmuş arkadaşlar. Bu alışverişlerin içinde de detaylarına baktığım zaman detay bulamıyorum. Detay yok. Alışveriş dediğiniz nedir söyleyeyim. Şampuan, işte losyonlar, parfümler. Ne bileyim, diş market macunu, alışverişleri. Market alışverişi, yolda geçerken aldığın ne bileyim marketten neyse ihtiyacın, onlar ufak tefek ıvır zıvır işler. Nasıl 6200 lira tutmuş ben anlamadım. Ben son gün zaten herkese... Terlik aldık, kıl yün aldık, evet. Bir şeyler aldık yani. Hayır, şöyle şeyler de var, onu nereye dahil ettiğimizi bilmiyorum ama çamaşır yıkattık mesela sürekli. O da burada alışverişte galiba. Evet. Son gün ben böyle bir herkese hediye alma tribine girdim. Orada zaten 1500 lira falan harcadım. O da alışverişlerdedir. Evet. 1500 değil de onu 2000 yap ya, 1500 lira mı? 2000 o kadar ucuzcu değilsin sen ya. 2000 de olabilir. 2000-2500 yap sen onu. Alışverişte 6200 lira tutmuş. Bitti galiba toplam. Bitti. Giderler. Toplamımızı söyleyelim. Alalım. Toplayayım mı? Hadi topla. Konaklama. Konaklama. 26 bin lira. 26 bin. Ay dur, 2 bin yaptım. Nerede? Evet. Konaklama 26 bin. Ulaşım 55 bin. Yemek 16 bin. Alışveriş 6500. 2250 lira aktiviteler. Evet, totalimiz 105.750 lira. Evet. Biz buradan giderken ben Ebru'ya demiştim. 100 bin lira harcarız dedi. Ben de saçmalama Cihan demiştim. Ya şöyle, dönüş uçak biletimizi eğer orada biraz tembellik etmeyip aktarmalı alsaydık
10 bin lira daha uyguna gelecekti. Evet. Tam 10 bin lira değil, 5 bin liraya abartmayalım. Yine 100 bine çıkacaktık yani. Bir ayda 100 bin normal. Buradan giderken düşündüğümüz şey de zaten buydu. Evet. Zaman kaybetmeden laptopu getirelim ya da karavanda mı devam edelim? Olur. Biz orada size ya 6-7 tane video yaptık toplamda. Evet. Ya bu arada şunu da söyleyelim. Biz şimdi bir gezi için 100 bin lira verebilir miydik? Veremezdik. Siz sayenizde oluyor bunlar. Hani bizim kafamızda biz oraya gittiğimizde aynı zamanda çalışacağız ve oradan gelir de elde edeceğiz. Hani ne kadar gelse bizim için kârdır. Biz de yeni tabii bir ülke görmüş oluruz diye düşünerek bu gezilerimizi yapabiliyoruz. Tekrar sizlere de teşekkür ederiz. Videonun başında, sonunda, ortasında her yerde teşekkür her ederiz. Her zaman teşekkür ederiz. Ben teşekkür etmeyi çok severim bu arada. Cihan da öyle. Yani biz karavanla bu işe girdik. Sonra kamplarımızı size gösterdik ki yolun her halini size göstereceğimizi söyledik ama evimize de taşıdık. İş yerimize de geldiniz. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler. Şimdi gelin geçelim içeriye. Burada Endonezya'da yaptığımız videolardan ne kadar kazanmışız ve tatilimizin ne kadarını YouTube'dan geri almışız, ne kadar cebimizden çıkmış ona bakalım. Hadi. Uzun zamanlardan sonra ilk defa karavanın içinden merhabalar efendim. Özlemiş misin karavanı? Çok özlemişim hem de. Ben de çok özlüyorum. Çok seviyorum. Küçük küçük ama vallahi çok seviyorum ben bizim karavanı. Ben ya de çok seviyorum. Nasıl? Mesela bazen aramızda böyle bir konuşuyoruz. Hani satıp bir şeyler yapalım falan. Arabaya bir biniyoruz. Yok. Cayıyoruz direkt. Ama bu sefer caymadık. Ama yapacağız galiba. Evet. Arabayı boyatacağız önümüzdeki günlerde. Ve ondan sonra bir şeyler var. Biraz daha toparladıktan sonra galiba satacağız ve Ebru'nun istediği o büyük arabayı. Büyük değil. Büyük değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bakacağız işte. Büyük değil. Bakacağız. Bir şeyler var. Var. Evet. Şimdi Bali'de yaptığımız videolar, Endonezya'da yaptığımız videoları size sayacağız ve bunlardan kaç para kazanmışız ona bakacağız, toplayacağız ve bizim toplam tatil maliyetimizi çıkarmış olacağız. Evet. Alalım Ebru Hanımcığım. Başlıyorum o zaman. Milli Piyango şey sunumuna. İlk videomuz Türkler için hala ucuz bir ülkeye gidiyoruz diye bir video yapmıştık. Bu videomuz arkadaşlar ne kadar izlenmiş? 171 bin izlenmiş ve bu videodan biz 9300 lira para kazanmışız. Çok güzel. Sonra? Sonrasında böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Tabii tabii. İkinci video. Sonrasında dünyanın en kalabalık adasına geçiş yapıyoruz efendim. Oradaki videomuzda 160 bin izlenmiş. Bu da 10 bin lira kazandırmış. Çok bu güzel. Bu mesela ondan 10 bin daha az izlenmiş ama daha fazla kazandırmış. Bazen ben buradaki matematiği pek çözemiyorum. Yani yabancı kaynaklardan izlenirse veya izlenme süresi daha uzun olursa gibi bir sürü orada parametre var. Hangisi olmuş acaba bilmiyoruz. O zaman üçüncü videomuza geçiyoruz. Kapsül otelle lüks otelin böyle arasında bir farka bakmak istemiştik. O video çok izlenmedi. Çok izlenmedi. Evet. Ne kadar izlenmiş? 113 bin izlenmiş. Bence yine iyi. Normal. Farklı bir deneyimdi çünkü hepimiz için. O videomuzun geliri de 6600 liraymış. Evet. Bir getirisi de olmamış açıkçası peki yani. Niye canım? Yok iyi, iyi de hani diğerlerine göre. Evet. Evet. O zaman cennet gibi bir adada dolu dolu geçirdiğimiz bir 5 günümüz var. Bence bu video mesela hakkını almadı. Az çünkü, izlendi biraz. Evet daha az izlendi düşündüğümüzden ya da istediğimizden yani de bu olabilir. Kesinlikle olsun. Sadece çok dolu dolu bir videoydu. Evet. Ve ya bence muhteşem şöyle, biz, eğlenceli bir videoydu. Videonun başından beri 158 defa size teşekkür ettik ama yine teşekkür ederim. Sonuçta YouTube şöyle bir sistem arkadaşlar. Bunu size tekrardan hatırlatalım yeri gelmişken. Siz öncelikle YouTube'a girmeden önce bir plan belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki hedef kitle, yaş, erkek kadın bilmem ne. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Biz direkt bodozlama daldık yani. Hiç öyle hedef kitle falan gözeterek bu işe girmediğimiz için şu anda bizim... Hani bu videoların böyle izlenmesi aslında bir başarı bana sorarsan. Evet bence çünkü de öyle. Çünkü ilk başta bizim bodozlama girdiğimiz ve kitlemizin kendi kendine oluştuğu o bir konsept, var. Konsept var. Ve bu onun çok dışında. Evet. O yüzden yine teşekkür ediyoruz sizlere. 159 oldu bu da. Bizi bu konsepte de yalnız bırakmadınız arkadaşlar. Sağ olasınız. Dördüncü video. Bu ne kadar izlenmiş? 185 bin izlenmeye 12 bin lira kazanmışız bundan 12 da. 12 bin al yazdık. Beşinci sonra, video. Sonra Bali'nin gerçek yüzü plajlarından falan bahsettiğimiz bir video olmuştu. 160 bin izlenmiş. 10 bin lira kazandırmış. Güzel para. Bali'de bir günde ne kadar harcıyoruz diye bir video yapmıştık. Son video. O da 105 bin izlenmiş. 8300 lira kazandırmış. 8300. Ve son videomuz uçurum adasında 48 saat. Çok güzel bir videoydu. Evet, 97 bin izlenmiş ama bu 100 bin olur mu? Şu anda 100 bini geçti. 105 bin falan olması lazım. Güncellememiş. İnternet yok şu anda bulduğumuz yerde ondan da kaynaklanıyor. Tamam 100 bin 105 bin arasında diyelim. 8800 lira da buradan kazanmış. 8800. Evet tamam. Bu kadar video toplayalım. Yaptık. Daha fazla yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik ama biz oraya sadece çalışmak için gitmiyoruz. Tatil aynı yapamazdık. Zamanda evet tatil yapamazdık. Zor olurdu bizim için. Aynı zamanda biz buradan hani bir gelir elde ediyoruz. Bir de çalışıyoruz.
artık sizler de bizim arkadaşlarımızsınız. Yani oraya video atmazsak öyle bir haftamız olmazmış gibi geliyor bana. Öyle bir alışkanlık oldu. 65 bin lira. Evet. Tam 65 bin lira kazandırmış bize bu videolar. Şu ana kadar aldıkları izlenmelerle, bundan çok daha fazla izlenme almayacakları için buralarda kalacaktır bu gelir. Evet. Yani tatilimiz de 105 bin lira tutmuştu değil mi her şey? Hı hı. 105 bin lira da bu tutmuştu. Baktığınız zaman biz 40 bin lira diyemeyeceğiz. Niye? Çünkü 65 bin liralık bu gelirin %15'i stopaj olarak devlete verilirken geriye kalan muhasebe ve sigorta giderlerimizle birlikte %15'ini düştüğün zaman bunun 6.500-7.000 lira, 8.000 lira düşelim buradan. Daha fazla ne 8, %15'i kaç? Her neyse. Neticede fiyatlar ve artılar, eksiler bunlar arkadaşlar. Son defa bir teşekkür daha ediyorum. 160. teşekkür. Siz olmasaydınız biz bu tatilleri hiçbirini yapamazdık. Bu ülkelerin hiçbirini göremezdik. Çünkü bizim şu anki güncel yaptığımız, biliyorsunuz, pansiyon işi yapıyoruz. Oradaki gelirlerimizle biz bunları yapabilecek kadar para kazanmıyoruz. Ve uzun yıllarda herhalde kazanamayacağız gibi gözüküyor. Şu anda görüntü o şekilde. O yüzden sonsuz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hayatımıza bambaşka böyle amaçlar ve olaylar kattığınız için. Umuyoruz ki hepinizin hayatı bizimkinden 10 kat daha güzel olur. İnşallah. Her şey hepimiz için çok güzel olur bu dünyada. İnşallah. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, benim söyleyecek bir şeyim var aslında. Hı. O da sana, ben de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hani böyle bir yere esnafla falan şimdi. Ben seyirciler de bir yere falan gitmek istediğimde mesela hep Afrika'yı görmek istiyordum diyordum. İlk mesela gittiğimiz yer orası oldu. Yine sonra Bali'yi görmek istiyorum dedim, oraya gittik. Direkt hani böyle bir kendi isteğin var mı, nereye gitmek var istiyorsun onu da bilmiyorum ama onu ikinci plana atıp benimkileri öne koyduğun için ben de sana ayrıca teşekkür ederim. Sen benim göz bebeğimsin. Doğum günü hediyem gibi düşünüyorum. Sen benim her şeyim. Bugün benim doğum günüm. Nereye istersen oraya gideriz. Teşekkürler. Ama videolarla da destek kendine sağlamak zorundayız. Aile kurumumuzu ayakta tutmak zorundayız. Teşekkürler. Şaka bir tarafa, sen iste, ben seni buradan kaçak göçmen olarak götürürüm. Yeter ki iste, bileyim mi? Evet. Videomuzun sonuna geldik mi? Sonuna geldik. Bugün benim doğum günüm. Yani sizin izleyeceğiniz gün benim doğum günüm. Yarın evlilik yıl dönümümüz ve ondan sonraki günde Cihan'ın doğum günü. Siz çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bitirmeden böyle önce hemen kutlama haftası. Şunu da söyleyelim. Seçim günü mü koyacağız acaba bu videoyu? Bilmiyorum. Ona emin değiliz. Eğer seçim günü koyduysak hakkımızda hayırlı olsun cümlemizin. Eğer seçimden bir gün sonra koyduysak hakkımızda ne olmuş zaten görmüş olacağız. Hayırlısı olsun diyoruz. Görüşürüz. Berber. Aa, hemen buradan kafere. Kafere daha yeni yaptırdı kızcağız bu ellerini ya. Vallahi ne yaptırdın ya yeni? Oku bir tane. Bir sonraki ülke neresi? Ben mi seçiyorum yine? Yani bu zamana kadar hep sen. Bu sefer de sen. Gerçekten ben mi seçeceğim? Bu da sana doğum günü hediyem. Aşkım ben ülke istemiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Hı. Buradan şişme botla fiber taban. Yok. Ne olur? Antalya'ya. Buradan sahinden. Denizden. İki haftada gideriz. Bana bir yurt dışı bir yer söyle bir kere de. Edirne, Trakya. Avrupa'ya. Valla ben onu yapmak istiyorum ya. O zaman aç önümü ben tek gideyim. Yanına birini alırsan olur. Yanıma sizi alacağım, bak, seyircileri alacağım işte. Biri gelir yanına mutlaka. Ya yok, hangi manyak gelir ya? Ben kendimden emin değilim. Allah'ım gelir biri seninle. Buradan Antalya'ya şişme botla. Evet. Miço diyorsun yancı. Evet. Yok gerek yok ya. Ben tek yaparım. Tek maalesef. Neyse bu konuyu konuşacağız. Yurt dışına nereye gitmek istiyorsun? Yurt dışına mı? Düşüneyim. Vallahi o Portekiz, işte İtalya, Güney Avrupa'yı böyle bir karavanla gidesim var. Şu yeni yapacağımız karavanla gideriz ölmezsek. Güzel. Bir sonraki plan belli oldu. Olmadı çünkü ben daha bir ülke söylemedim. Ben de şeye gitmek istiyorum, kuzey ışıklarını görmeye. Ya arabayla gideriz çıkmışken. Ama orası çok pahalı. Ben farkındaysan hep ucuz yerler seçiyorum. Güney ışıkları buraya gelmiyor mu ya, kuzey ışıkları? Hep bak Cihan, hep ucuz yerler seçtim. Zaten pahalı yer seçemezsin, para yok yok orada. Evet işte. Hani neresi? Gidip ne bileyim, dinleneceğiz mi? Şey de olabilirdi yani, mesela kuzey ışıklarını istiyorum, oraya da gitmek istiyorum diyebilirdim. Ama ucuzunu buluyorum, ama orası çok iyiymiş diyorum. Gidip sokakta yatarsak gideriz. Çadır var ki bizde. Bir de şey, kutuplarda. Kutupta yaz gibi.